Evet, bugün Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşkuyla kurtuluşa ilham veren güzel Adana'mızı da kutluyoruz. Gündüzki programlar da çok coşkuluydu, çok dolu dolu programlar oldu. Akşam resepsiyonumuz da çok dolu geçiyor, çok coşkulu bir katılım var, üst düzey katılım var. Bütün Adana eşrafı, erkanı, bütün adli, askeri, mülki ve yerel erken burada çok coşkuyla idrak ediyoruz. 100 yıl tabii çok önemli. Yani Cumhuriyetimizin kuruluşundan 100 yıl geçti. Birinci yüzyılı tamamladık. Şimdi ikinci yüzyılda, ikinci yüzyılın başındayız. İkinci yüzyılın birinci yüzyıldan çok daha güzel olacağına inanıyoruz. Cumhuriyetimizi çok zor şartlarda kuruluşunu gerçekleştirdik. Büyük fedakarlıklar yapıldı, büyük kahramanlıklar yapıldı ve yokluktan neredeyse buralara getirdik. Şu an dünyanın saygın ülkelerinden birisiyiz. Önümüzdeki yüzyıl Türkiye yüzyılı ve Türklerin yüzyılı olacak diyoruz. İnşallah önümüzdeki yüzyılda Türkiye Cumhuriyeti'ni dünyanın en büyük ilk 3 ekonomisi, ilk 5 ekonomisi arasına sokup dünyadaki en etkin ülkelerden birisi haline getirmek idealiyle durmaksızın çalışacağız. Bizden sonraki kuşaklara daha iyi bir ülke, daha kalkınmış, daha müreffeh, daha huzur içinde, esenlik içinde bir ülke bırakmak için durmaksızın çalışacağız, gayret edeceğiz. Adana'mızda bu konuda Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri daha öncesinden başlayan bir sanayileşme süreci var. Bereketli ovalar, bereketli nehirler üzerine kurulmuş bir şehir burası. Aynı coğrafya, aynı arz, aynı iklim şartları devam ediyor. Aynı çalışkan insanlar burada. Adana'mızda gene Türkiye'mizin lokomotiflerinden biri olmaya devam edecek. Vallahi bu coşkuyu görünce, vatandaşların heyecanını görünce, atam Ulu Atatürk, Ulu Önderimiz, Cumhuriyet evin ellerindedir. Bugün hem Uğur Mumcu Meydanı'ndaki kutlamalardaki coşku, hem bugün belediyenin önündeki o meşale yürüyüşe 10 binler, yani sanıyorum yani 40-50 bin civarında şu anda yürümeye hazır insan var. Ve 10 gündür Cumhuriyet'i kutlamak için, Adana'ya yakışır biçimde kutlamak için yaptığımız etkinliklerin heyecanı beni çok mutlandırdı. Hani elbette Cumhuriyeti istemeyen, dönüştürmeye çalışan, Atatürk'le hesap olan kesimler var. Ama buradan diyorum ki Ulu Önder, atam, rahat uyu. Cumhuriyet emin ellerde. Adanalar burada. 100. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizin memleketimize hayırlı uğurlu olmasını istiyoruz. Evet, Atatürk'ün sayesinde Cumhuriyeti 100 yıl önce ilan ettik. İnşallah ebediyete kadar da devam eder. Cumhuriyetin nimetlerini hep beraber görüyoruz ve onun sayesinde burada hep beraber nefes alıyoruz ve coğrafyamıza da güç kuvvet oluyoruz. Hep beraber nice yıllara.